24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Hem piyasalar aktaracağız hem ekonomi gündeminden öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, salgın sürecinde çiftçilere verilen desteklerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İşte bakanın açıklamasının ayrıntıları. Pandemi sürecinde de çiftçilerin yanında olduklarına dikkat çeken Bakan Albayrak, hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 milyon liraya aşan avans desteğinde bulunduklarını duyurdu. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türk Şeker almaya başladı. İnşallah ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Avrupa Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Pandemik acil satın alma programını ise 600 milyar avro tutarında genişletildiğini duyurdu. Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gerekli teşviklere devam etmekte kararlı oldukları mesajını paylaştı. İkinci çeyrekte Avrupa ekonomisinde benzeri görülmemiş bir daralma olacağı uyarısında da bulundu. Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Acil varlık alım programını genişletti. Banka piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel faiz oranlarını değiştirmedi. Politika faizini %0'da, mevduat faizini de -%0.5'te tuttu. Banka pandemik acil satın alma programını ise beklentilerin üzerinde 600 milyar avro arttırdı. 1 trilyon 350 milyar avroya çıkardı. Programın en az 2021'in Haziran ayına kadar uzatıldığı duyuruldu. Faiz kararının ardından açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, gerekli teşviklere devam etmekte kararlı oldukları mesajını paylaştı. İkinci çeyrekte Avrupa ekonomisinde benzeri görülmemiş bir daralma olacağı uyarısında bulundu. 2020'de %8.7 daralma beklediklerini söyledi. Ekonomik tahminlere yönelik belirsizliklerin devam ettiğine de dikkat çeken Lagarde, son anketlerin ve mevcut verilerin avro bölgesinde ikinci çeyrekte ciddi bir daralmaya işaret ettiğini belirtti. Ekonomik faaliyetlerde toparlanmayı ise yılın üçüncü çeyreğinde beklediklerini açıkladı. Petrolde kritik toplantının tarihi değişti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve Rusya liderliğindeki OPEC ülkeleri 9-10 Haziran'da yapılacak toplantı tarihini öne çekti. Belirlenen yeni toplantı tarihine göre petrol üreticisi ülkeler 6-7 Haziran'da bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesinin günlük 9.7 milyon varil düzeyindeki üretim kısıntısı anlaşmasının Haziran sonrasına uzatılması olacağı belirtildi. Rusya ve Suudi Arabistan'ın anlaşmanın uzatılması konusunda fikir birliğine vardıkları da öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün petrolde üretim kısıntısı için tarafların anlaşmasını beklediğini söylemişti. OPEC üyelerinin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında ise toplam ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9.7 milyon varil azaltılması kararı alınmıştı. Ve piyasalara bakacağız. Şöyle derlemek gerekirse sayın seyirciler, bu haftayı ve bugünü, bugün yurt içinde veri akışı sakin ama Amerika'dan gelecek veriler kurlarda belirleyici. Ayrıca Moody's'in 2020 takviminde bugün Türkiye ile ilgili değerlendirmesi var. Rapor Türkiye saatiyle 23.30 aralığında gelecek. O şekilde planlanıyor, hatırlatalım. Dün Amerika'da işsizlik başvurularının beklentilerin üzerinde çıkması, bugün açıklanan bugünkü işsizlik oranlarının da daha fazla artacağını işaret ettiği için dolar endeksinin aşağı yönlü baskının devam ettiği gözlemleniyor. Az önce verdiğimiz haber bu arada OPEC ve diğer üretici ülkelerin üretim kısıntısını uzatmanın kararlaştırılacağı toplantıyı ertelemesi, 6 Haziran'a yapacağı haberleri uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti. Ve yukarı yönlü eğilimin devam edebileceği uyarıları da var, yorumları var daha doğrusu. Bakalım bütün bunlar ışığında piyasalarda son durum ne? Borsa İstanbul'da BIST endeksi 109.793 seviyesinden işlem görüyor sayın seyirciler. Ve kurlarda durum ne? Bakalım şu an itibariyle, evet, dolar 6.77'den işlem görüyor. Avro'da
7.66'dan işlem görüyor sayın seyirciler. Altında durum ne, hemen bakalım. Gram altın 372 lira. Çeyrek altında 608 liradan işlem görüyor. Altın onsun ekside olduğunu görüyoruz. 1709 dolar. Ve petrole geldik. Brent'in varili, evet, artıda olduğunu söylemiştik. 40.97 dolardan işlem görüyor. Faizlere bakacak olursak tahvil %8.81, repo %13.46. Rakamlar böyle. Ve kısa bir haber turuna çıkalım. Diğer başlıkları özetle görelim. Ardından devam edeceğiz. Birinci çeyrekte 2.1 milyar avro zarar açıklayan Almanya merkezli havayolu şirketi Lufthansa'nın Alman DAX endeksinden çıkarılacağı duyuruldu. 1988'de başlatılan DAX'in 30 kurucu üyesinden biri olan Lufthansa, 22 Haziran'dan sonra orta ölçekli şirketlerin yer aldığı endekste işlem görecek. 135 bin çalışanı bulunan Lufthansa'nın hisse senetlerinin değeri son 6 ayda %40'a yakın değer kaybetmişti. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de Covid-19 salgını ile birlikte işsiz sayısı rekor seviyelere ulaştı. İşsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı geçen hafta 1.877.000 oldu. Böylece ülkede salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 11 haftada yaklaşık 43 milyon kişi işsiz kaldı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs nedeniyle Afrika genelinde 27 milyon kişinin aşırı yoksullukla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada salgın sürecinde birçok firmanın kapandığına ve insanların işsiz kaldığına da dikkat çekildi. ABD dışındaki milyarlarca kullanıcıdan trilyonlarca dolar kazanan Amerikalı teknoloji şirketlerine getirilen dijital hizmet vergisi Trump yönetimini rahatsız etti. ABD, şirketlerin sunduğu dijital hizmetlere vergi getiren ülkeleri incelemeye aldığını duyurdu. Fransa önderliğinde süren dijital hizmet vergisi tartışmalarının yeni ticaret gerilimlerine neden olabileceği belirtiliyor. Devam ediyoruz yine gündemin ayrıntılarıyla sayın seyirciler. Pandemi sürecine rağmen Türk bankacılık sektörünün net karı Nisan sonu itibariyle 19.7 milyar liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ise Nisan sonu itibariyle 2019 yılının sonuna göre %16.4 oranında artış kaydetti. Böylece 5.2 trilyon lira oldu. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3.1 trilyon lira, menkul değerler ise 841.7 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Sektörün sermaye yeterliliği standart oranı ise %18.65 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's küresel havacılık sektörüyle ilgili bir rapor hazırladı. Havacılıkla ilgili karamsar bir tablo çizen kuruluş, sektörde toparlanmanın 2023 yılında başlayacağına yönelik öngörüsünü paylaştı. Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde pandemi sürecinden en fazla etkilenen sektörlerden biri de havacılık oldu. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle dünyanın en büyük havayolu şirketleri bu dönemde darboğaza girdi. Çok sayıda şirket de iflas başvurusunda bulundu. Peki sektörde toparlanma ne zaman başlayacak? Merak edilen soruyla ilgili Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den açıklama geldi. Kuruluş sektörle ilgili karamsar bir tablo ortaya koydu. Küresel havacılıkta toparlanmanın en erken 2023 yılında başlayacağına yönelik öngörüsünü paylaştı. Dünyada artan işsizlikle birlikte azalan harcamalar nedeniyle yolcu talebinin 2022'ye kadar sınırlı olacağı vurgulandı. Covid-19'a ilişkin belirsizliğe de dikkat çeken Moody's, bu durumun sektörle ilgili tahmin yapmayı zorlaştırdığını belirtti. Çok sayıda havayolu şirketinin 2023'e kadar önemli ölçüde borçlanacağının altı çizilen açıklamada Moody's'in 25 Mayıs'tan bu yana 13 havayolu şirketinin kredi notunu düşürdüğü, 6 havayolu şirketinin ise notunu teyit ettiği hatırlatıldı. Almanya'da fabrika siparişleri Covid-19 salgınının etkisiyle Nisan ayında beklentilerin üzerinde düştü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede yurt içinde üretilen ürünler için siparişler Nisan'da bir önceki aya kıyasla %25.8 azaldı. Söz konusu azalış 1991'den bu yana en dik düşüş olarak kayıtlara geçti. Siparişler Nisan 2019'a göre ise %36.6
azalış kaydetti. Üç kamu bankasının başlattığı kredi kampanyasında iki kredi paketi daha devreye girdi sayın seyirciler. Taşıt ve çeyiz kredileri için başvurular bugün şubelerden yapılabilecek. Kamu bankalarının hafta başında açıkladığı 4 kredi destek paketinden 3'ü için başvurular alınmaya başlandı. Salı günü konut kredisi paketi hayata geçirilirken bugün de taşıt kredisi paketi, sosyal hayatı destek kredi paketi kullanıma sunuldu. Yerli üretim sıfır araçlarda faiz oranı %0.49 ile %0.69 arasında değişirken ikinci el araçlarda faiz oranı %0.82 olarak belirlendi. Yerli üretim çeyiz eşyası almak isteyenlere ise %0.55'ten kredi verilecek. Türkiye'de ilk unicorn'un oyun sektöründen çıkması gözleri bu sektöre çevirdi. Sektörün 2015'te 400 milyon dolar olan ihracat rakamı 2018'de 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Empires and puzzles and merged dragons. Türkiye dijital oyun sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor. Sektör son yıllarda uluslararası listelerde zirveye çıkan oyunlarla dikkat çekiyor. Bu popüler oyunlar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu durum ekonomik başarıyı da beraberinde getiriyor. Sektörün ihracatı her sene katlanarak artıyor. Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği verilerine göre sektörün 2015'te 400 milyon dolar alan ihracat rakamı 2016'da 500 milyon dolara, 2017'de 700 milyon dolara, 2018'de ise 1 milyar 50 milyon dolara yükseldi. Sektörün hedefi ise ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaşması. Farklı farklı tiplerde oyunlar yapıyoruz. Lojistik maliyetinin neredeyse hiç olmadığı ve yüksek katma değere sahip sektördeki yeni girişimlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da son 10 yılda 426.7 milyon lira destekte bulundu. Dinleyip bunları oyunun içine yerleştirdik. Sektörle ilgili dikkat çeken gelişmelerden biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga, Türk gençlerinin kurduğu yerli oyun şirketi Peak'i 1.8 milyar dolara satın aldığını duyurdu. Oyunları dünya genelinde 400 milyon kişiye ulaşan Peak, bu satış işlemiyle Türkiye'nin ilk milyar dolarlık girişimi oldu. Avrupa'nın da en değerli 24. unicorn olmayı başardı. Türkiye'nin yaş, sebze, meyve ihracatı yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %20 oranında artış kaydetti. İhracatta aslan payı ise Akdeniz'in oldu. Türkiye'nin yaş, sebze, meyve ihracatındaki yükseliş seyri yılın ilk 5 ayında da devam etti. Bu dönemde ihracattaki artış oranı %20 olarak kayıtlara geçti. Sektör dünyanın 117 noktasına 915.4 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. İhracatta aslan payı ise Akdeniz'in oldu. Yaş meyve ve sebze satışının %68'ini Mersin, Antalya ve Hataylı üreticiler gerçekleştirdi. Bu dönemde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirilen toplam şehir sayısı ise 60 olarak açıklandı. Sektörün ülkeler bazındaki ihracat rakamları incelendiğinde Rusya'nın ön plana çıktığı görüldü. Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım 289 milyon dolarla yıllık bazda %25.8 yükseldi. Türk yaş meyve ve sebzesine Rusya'nın ardından en fazla talep Romanya ve Ukrayna'dan geldi. Romanya'ya ihracat yılın 5 ayında %32.6'lık artışla 94.6 milyon dolara ulaştı. Ukrayna'ya dış satımda %54 yükselerek 77.1 milyon dolar oldu. Geçen yıl bu sektörden ihracat gerçekleştirilmeyen 10 ülkeye de bu yıl ürün satıldı. Ve bu haberle kahve molasının da sonuna geldik sayın seyirciler. Pazartesi günü aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdiden sağlıklı hafta sonları.